Şimdi anlat bakalım. Nasıl oldu bu hadise? Vallahi billahi küfür etti Ahmet amca. Tahrik etti. Tufanla gördü. Öyle değil mi Tufan? Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim geldiğin için. Bitirmeye geldim Nadia. Herhalde senin de istediğin bu. Geçsene. Bir şey içer misin? Fazla vaktim yok. Bana ayıracak vaktin kalmadı artık. Hoş geldiniz Savaş Bey. Merhaba. Cem yok mu? Biraz önce çıktı. Nereye gitti? Bilmiyorum. Söylemedi. İyi. Bana bir viski verir misin? Tabii. Bunun nedenini anlatmıştım değil mi? Evet. Savaş da anlatmıştı. Ama gerçeği Savaş da bilmiyor. Savaş. Neredesin? Dışarıdayım. İşim var biraz. Sonra arayayım seni. Yaramaz bir şey yok değil mi? Hayır yok. İyi. İşim bitince ara. Tamam. Haklıydın Cem. Savaş'a aşık olduğum konusunda. Bununla vurdu ağam. Kiminmiş bu? Pala Hanım'mış. Evden yürütmüş. Atışa gittik beraber. Mustafa, Haldun, bir de bizim çocuklar. İkisi de sıktı bununla. Oh oh oh. Pala'nın oğlunun da parmak izi var yani. Olmaz mı? Şimdi ne yapacağız abi? Bizden biri hadiseyi üstlenecek. Kim? İstediğini seç ağam. Selo oradaydı, Rıza oradaydı. Hayrettin kendi ağzıyla söyledi. Ağama elleme baksın, ben girer yatarım diye. Peki görgü tanıkları ne olacak? Hiçbir ağzını açmaz Cemal abi. Zaten bir şey görmedik demişler polise. Tamam. Git de şunu kasaya. Kaldırlar kucağımıza düştü Cemal. Tanıştığımız günden beri Savaş, ona aşık olduğumu bir gün anlayacak diye bekledim. Ama anlamadı. Beni hep dostu olarak gördü. Hatta kız kardeşi. O kadar yakın yani. Amerika'da üniversiteyi bitirdik, İstanbul'a döndük. O yaz Emre ile tanıştım. Bana aşık oldu. En iyisi Emre ile evlenmek diye düşündüm. Böylece Savaş'tan iyice uzaklaşmış olurdum. Savaş'a Emre'yi annem ve babamla tanıştıracağımı söyledim. Yine de bir ümit vardı içimde. Belki yapma der, belki aşkımı fark eder. Ama öyle olmadı. Senin için çok sevindim. Mutlu olmanı diliyorum dedi. Bunalıma girdim. Gecenin bir yarısında bileğimi kestim. Savaş geldi, kurtardı beni. O zaman da mı anlamadı? Bilmiyorum. Belki başından beri anlıyordu. Ama dostluğumuz bozulmasın diye anlamazdan geliyordu. Belki de hiçbir zaman anlamadı. Bilmiyorum. Ne yaptı peki? Beni kucakladığı gibi hastaneye götürdü. Sabaha kadar başımda bekledi. O zaman da mı söylemedin?
sana aşığım diye. İstedim. Ama yüzünde aşka benzer bir şey bulamadım.